Dünya nüfusu hızla artarken su kaynaklarımız da hızlı bir şekilde azalmakta. Bugün su stresi yaşayan coğrafyalarda ileriki zamanlarda su kıtlığı yaşanması öngörülüyor. Türkiye coğrafyasında ise Tuz Gölü Kapalı Havzası'nda bulunan Aksaray bu stresi en yakından hisseden illerin başında geliyor. Bireysel olarak ne yapabilirim diye düşünmeyin, sadece 4 kişilik bir ailenin dişlerini fırçalarken ve tıraş olurken musluğu kapatması halinde bir yılda 48 ton su tasarruf elde edebiliyor. Şimdi mikrofonu Aksaraylı hemşehrilerimize uzatacağız ve bakalım onlar su tasarrufu için ne gibi tedbirler alıyorlar? Suyu tasarruflu kullanmak için ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Suyu fazla akıtmıyorum, az akıtıyorum. Huzurlu akıttığım yok. Öğretmenlerimiz zaten bu konu üzerinde bizi her zaman uyarıyor. Su tasarrufu için de hiçbir zaman suyu açık bırakmamaya gayret gösteriyorum. Örnek vereyim size. Tıraş olurken devamlı akıtmam. Abdest alırken devamlı akıtmam. İşte banyo yaparken, sabunlanırken vesaire söyleme sahip suyu devamlı akıtmam. Aksaray'ımız maalesef 10 sene sonra susuz kalacağını düşünüyorum ben. Vatandaşlara da buradan çağrım olsun. Yani suyu tasarruflu kullanalım. Adamlar suyu bulaşık şeyini lavaboda yıkamıyorlar. Makinede yıkıyorlar. %40 daha tasarrufluymuş. Biz ne yapıyoruz? Açıyoruz çeşmeyi. Şarır şarır ne yaptığımızı da bilmiyoruz. İşte tıraş falan olarak devamlı açmıyoruz. Sürekli açtığımız yok yani bunu fazla tabii su yakmasın diye şey harcamayalım diye. Vallahi abdest alırken ayağımdan bir kargan kapatırım, ayağımı kaldırırım, ondan sonra açarım, tekrar geri kapatırım. Tıraş olurken ben öyle açmam. Tasın içine su koyarım. Tıraş bıçağımı ondan şey derim, dedim, kullanırım yani yıkarım. Ben çaycılık yapıyorum. Bulaşık makinesiyle yıkamamızı gerçekleştiriyoruz. Bulaşık makinesi daha az su harcıyor. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz.